Jake ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Jake ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. İnsanın sesinin mikrofondan gelmesi kadar rahatlatıcı bir şey var mı? Söyle bana. Var. Richard Dreyfuss abimizin sesi. Çok rahatlatıcı bir sesti. Eskiden bilmiyorum. Richard Dreyfuss'tur o gerçeği. Dreyfuss'tur ama biz Dreyfuss soyadını en son eleştirdiğimizde onu Dreyfuss yani Dreyfuss'a çevirmiştik. Hatırlar mısınız hocam? Hatırlamaz olur muyum o günleri? Güzel günlerdi. Dreyfuss. Nasılsınız değerli hocam benim? Güzel, bak şöyle yapınca birazcık buram ağrıyor. Ondan sonra böyle, bak şöyle yaptığım zaman da azıcık şuram ağrıyor. Şimdi ağrıyor. Saçımı çekince acıyor tabii. Evet, neyse. İsterseniz muayeneyi eleştiriden hemen sonraya bırakalım. Tamam, önce eleştiri sonra muayene. Şimdi bugün Mayın yani Mine adlı bir filmimiz var. Yani benim. Bir ek sanırım. Mayın. Evet. Aman durun yapmayın. Yapmayın. Şeklinde diyorsunuz. Evet. Do it yourself kanalı. 106 dakika pek fazla değil gibi geliyor ama konusunu duyduğun anda ne 106 dakika mı çıldırmış olmalısın sen falan diyeceksin. Zaten Mayın ismini duyunca da onu söylemeye başladım bile şimdi. Bir Amerikan askeri dostumuz var. Kuzey Afrika'da. Evet, American Konken. Yani Amerikan Konken'i. Bu arkadaş Kuzey Afrika'da öyle bir takım güvenlik falan filan işleri şey ederken bir tane mayın tarlasına doğru dalıyor ve çıtık bir tane mayına basıyor. Bu mayın tarlası ne kadar güzel mayın tarlası, doğal mayın. Meşhur Kuzey Afrika mayın tarlaları. Tarlada kendi mayınını kendin yetiştir şeklinde dalıyor anladığım kadarıyla. O yüzden adım mine zaten yani. Benim. Evet. Şimdi ayağını kaldırsa mayın patlayacak olmayacak, o yüzden görevlileri çağırıyor. Görevliler de diyor ki ajan Kuzey Afrika'dayım diyorsun yani bizim oraya gelmemiz 52 saat. Yapma diyor yani, ve film orada başlıyor. Peki şöyle bir şey mi yani, şimdi ben bunu ayağımı kaldırsam yazık bir mayın şey olacak, ziyan olacak, bunu buraya kim bilir ne emeklerle ektiler. Yok pek öyle değil tabii. Öyle değil, anladım. Aslında öyle olsa daha komik olurdu film. Ama komedi filmi değil yani, bir nevi eziyet filmi çünkü. 106 dakika biz bu amcayı onun üzerinde bekleyeceğiz. Ama sonuçta amca bakımından düşünürsek, mayına basan dostumuz bakımından. Yani onun 52 saatini biz sadece 106 dakikada izliyor olmamız, evet, sevindirici. O açıdan şanslıyız. Evet, netçe? Nasıl yani netçe? Yani netçesini biliyor muyuz filmin? Tahmin et bakalım ne olacak, sonra adamlar gelecekler, dur şeye bastım ama şöyle bir şey olursa ya, adamlar da birer mayına basarak günlerini gün edebilirler diye düşünüyorum. İkincisi çekilecekse şöyle bir önerim olabilir, yardım ekibi gelir, dur heh, ben bastım sen kaldır ayağını deyip o amcamız mayına esir olabilir. Evet, filmin adını da nöbet olarak değiştirmemiz gerekir. Evet. Fakat şöyle bir durum da olabilir. Yardım ekibi aslında mayınlarla ilgili bir yardım değil. Arkadaşımıza yiyecek içecek takviyesi şeklinde bir ekip olup orada ihtiyaçlarını giderecek bir ev inşa edebilirler. Ve bundan sonra buradasın ajan. Umarım fazla yaşamazsın falan gibisinden söylemlerde bulunabilirler. Yani bence zaten arada başka şeyler de olacaktır. Yani bu ekibe ulaşabiliyorsa demek ki bunda telefon var. Telefon varsa meşhur Kuzey Afrika tantunicisini arayıp bana... İki tantuni bir ayran falan diye çeşitli siparişler de verecektir diye düşünüyorum. Evet, yani ayrıca en yakınındaki mayına abimizin hanımı ya da kız arkadaşı falan basarsa kendisi için daha iyi olacaktır. Ama tabii anlaşmazlık çıkmaması durumunda. Çünkü evet, bir gün ayrılmaya karar verirlerse bu tehlikeli bir durum olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bir de 52 saat sonra gelecek olan yardım ekibi yerine yakınlardaki bir... esnaftan yardım istese onları halledeceklerdi çünkü evet, böyle ama bir işte durumla Türk yoktur orada. Bu durumla sık karşılaşıyorlardır sonuçta yani. Aha, gene bir tane orası. Gene bir salak bastı. Yani çünkü şöyle konuşmalar oluyor ya, mayın mı, bizde tarlası var canım mayının falan şeklindeki. Biz yapıyoruz konuşmaların onları olduğu zaten. Yerde tabii, bunları bilen adamlar tabii olmalı. Evet, bence saçma bir film, gidilmeye değmez diye düşünüyorum. Yani sırf meraktan gidebiliriz ama ya da Bruce Willis oynuyorsa gidebiliriz. Kim oynuyor filmde? Kim oynuyor filmde? Tanımadığımız bir tip. Armie Hammer. Armie mi? Armie. Armie'yi Armie diye yazmışlar ama biz onun ordu olduğunu anladık. Evet. Armie. Armstrong'dur onun adı da, Armie diyorlardır falan diye ben de hayal ediyorum. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Artık ayağınızı kaldırabilirsiniz. Teşekkür ederim.
Müebbet muhabbet. Garganizing dediğimiz bir bilim dalı geçiyor bilim diye dalı. Düşünüyorum. Bir de gagalej vardır eskiden. Aa, Rıza abimiz. Silahlı Poud. Yeah. Bak daha iPod olmadan önce silahlı Poud varmış. Evet. Ve üstelik Türk. Sevgili Gorgon kızlarımızdan hangisi bizlerle, bir bakalım Cenk'ciğim. Şimdi bakalım biraz şöyle düşünürsek 4-28-24 hariçten. Evet, tebrik ediyorum. Doğru evet. İşlem doğru sonuca götürüyor. Matematik asla yanılmaz. Kelebeklerden görsel şölen. Kelebekler zaten görsel şölenden başka bir işe yaramayan dostlarımızdır diye düşünüyorum. Ama bir de bize kulaksal şölenini yaşatan beyaz kelebekler vardı. biz daha çocuktuk o zaman. Evet, Allah'tan çocukmuşuz. Bilimsel adı Aporia crategi olan siyah damarlı beyaz kelebekler Rusya'nın Tomsk ve Novosibirsk kentlerinde görsel şölen yaşattı. Siyah damarlı mı? Varis o. onu da bırak. Yani beyaz kelebeğin damarlarını nereden görüyoruz ki siyah damarlı olduğunu biliyoruz. Demek ki hayvan şeffaftı, yani beyaz değil. Ne dersin bu işe? Damarları görüküyor diyoruz. Siyah damarlı beyaz kelebeklerin İngiltere'de nesli tükenmiş, Avrupa'nın batısı ve İskandinavya bölgelerinde sayıları azalmıştı. Demek ki bu kadar görsel şölen yapacak kadar sayıları varsa pek de nesilleri tükenmez. Yani İngiltere'de nesli tükenmiş demek dünyada da tükeniyor olduğu anlamına gelmez. İngiltere'den göç etmişler zavallı hayvanlar. Ama nasıl uçmuşlar o kadar yolu? Bak şimdi bak. Göç yolları üzerinden Tomsk ve Novosibirsk. Göç yolları üzerinden uçmuşlar. Demek ki o göç yolları daha kısa. Kısa tabii, kestirme. Akın eden kelebekler Sibirya sakinlerine inanılmaz bir doğa olayına şahit olma fırsatı verdi. Sibirya sakinleri kaç kişi vardır ki orada zaten? 3 adet Sibirya sakini oldukça heyecanlı anlar yaşadı. Bölgede adeta kelebek tarlaları ve kelebek ağaçları oluştu. Bak, kelebek tarlaları ve kelebek ağaçları. Yani demek ki bunlar bir arada bacaklarıyla tutunup hadi şimdi ağaç şekli oluşturuyoruz falan mı? Onu mu çalışmışlar? Hadi arkadaşlar, şimdi en büyük fener yazacağız. İşte bu. Yani işte Sibirya'da oldukları için tabii oranın takımlarını yazmışlardır. Evet. Konuyla ilgili açıklama yapan Tomsk Devlet Üniversitesi... Tomsk niye konuyla ilgili açıklama yapıyor? Yani şuram, bak şuram, kolumun şu kısmı... Evet, koluyla ilgili açıklama yapan Tomsk eskisi kadar ağrımadığını, daha iyiye gittiğini söyledi. Evet, ama bir daha motosiklete binmeyeceğini de sözlerine ekledi. Omurgasız Hayvan Bölümü Başkanı Vladimir Romanenko, 2016 yazında bu kelebeklerin sayısı oldukça azdı. Bu Vladimir Romanenko mu ne? Güzel iş bulmuş yani, Omurgasız Hayvan Bölüm Başkanı. Evet, yani omurgasız hayvan... Kimse bilmediği için ne iş yapıyor falan diye. Omurgasız hayvanların bölüm başkanıyım, ayıp ediyorsun. Kaç tane omurgasız var senin, omurgasız hayvan var senin sınıfında diyen evet. De olmuyor demek ki Sibirya ama şey diyordur herhalde, yani bir ahtapot yedim ki falan gibisinden olaya giriyor olabilir. Bu yıl sayıları fazla ve gelecek yıl daha fazla olacaklar ifadelerini kullandı. Bak, omurgasız hayvanları bildiği için kelebeklerin gelecek yıl daha fazla olacaklarını da biliyor. Ama bu tarz bir konuşmayı ben tehdit olarak algıladım ve bu amcanın kelebeklere bir şekilde hükmedip bir kötü süper kahraman gibisinden dünyaya ele geçeceğini düşündüm. Siyah damarlı süper beyaz kelebek. Anlıyorum. Evet, beğendik mi haberi? Hayır, beğenmedik. Yani, bir şeye benziyor muydu? Haber diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Puan olarak yani kaç veriyoruz? Keşke, madem ki uyduruyor, şöyle heyecanlı bir şey de uydursa da havamızı bulsak. Yani vurdulu kırdılı haberler falan yapsa diyoruz. Bir de şimdilerde adet çıkardılar bu Twitter'a falan, haberin yazılı metnini falan atıyorlar. Onu evde yapmayı babam da bilir. Engelleriz, olur biter canım. Hayret bir yani şey. Önemli değil. Cenk ve Erdem'le Müebbet Muhabbet. Müebbet Muhabbet. Merhaba abi, sevgili dinleyiciler. Safak Press Haber Ajansı'nda sizlerle birlikteyiz ve son derece onimli olduğunu tahmin ettiğim ve bir yandan da kıtırdaklarımı kıtırdattığım sevgili haberlerimizle sizlerle birlikteyiz. Canımızdan çok sevdiğimiz Cevval muhabirimizle telefon attığımızda. Thank you, merhaba. Alo. Nasılsın Cenk'ciğim? Bu ne lahavallik kardeşim ya? Hangisi? Yani bana saygın yok, senin dinleyiciye de mi saygın yok ya? Bunun saygıyla ne alakası var canım? Onlar da böylelikle yeme vaktinin geldiğini anlar ve bir an olsun bir hem bizi dinleyip hem yiyebileceklerini düşünürler. Ya iyice bir kafayı yedin sen ama hadi neyse. Yer misin Cenk'ciğim? Yok, kafayı mı? Hayır canım, kokriç diyorum. Kokriç mi? Kokriç nereden çıktı? Bakın onu yeriz.
Oralarda sen kokoreç de yiyemiyorsun değil mi? Hasret kaldık ya yani. Neredesin Cenk'im? NASA'dayım ya, benim ikinci dükkan. Buradan çıkmıyoruz yani, bir seyyarcı çağıracağım oradan. Ya orada kendin yapsana yani, kendin şey yapmaz, seyyarcıyı nerede bulacaksın ya, oralarda yok. Kafayı kaşıyacak vaktim yok ya, şimdi de Merkür'e bir tane araç gönderiyoruz. Allah Allah, niye yolda kalan biri mi var? Ulaştırma şeyi gibi oldum yani, abi Merkür'e araç çıktı mı falan. Yani halbuki Messenger'ı gönderdiydik Merkür'e, gitti bir sürü fotoğraf çıktı. Hadi gene Merkür'e gönderelim ya diyorum, bırak. Messenger'ı bırakın, Twitter'ı gönderin. Evet, neler var o kıtırın içerisinde? Kepenk var Cenk'ciğim. Şimdi bu Merkür'e, çünkü Merkür'de şey de yok, atmosfer falan da yok yani. Yani bir gün hadi Merkür'de yaşayalım desek yaşayamayız da yani. Niye oraya gönderiyorsunuz, yaşayamayacağımız bir yere araç gönderip masraf ediyorsunuz? Yani işte ben de onu diyorum, niye öyle yapıyoruz falan. Onu... Ya bakarsın yaşanacak hale getiririz falan. Hayda, biz gene gönderelim. Bana bir araç gönder de yanına geleyim Cenk'im, özledim. Hayret bir olay. Burada çünkü Merkür'de geceleri eksi 170 derece, gündüzleri artı 425 derece. Yuh! Yani ulan bir kazak giysen ondan gece sonra... Gece gündüz farkına bak, neredeyse 600 derece. Ha zaten güneş yani bir gün 176 gün. Ne diyorsun? Ya. Bir yıl. Ya neredeyse. 176 günlük yıl mı olur canım? Netçe sonra? Netçe bu. Ya, gönderdik gidiyor yani işte. Ne bekliyorsunuz yani? Fotoğraf gönderdik. Beklentiniz ne? Ya beklenti biz sonuçta, bize bütçe var işte, o bütçeyi bir şekilde harcamamız lazım. Siz Instagram için bunu yapıyorsunuz. Yani Instagram'da paylaşacak fotoğraf olsun. Sosyal medyadan yürüyeceğiz yani. Neymiş işte. Neymiş efendim, hani bu da Merkür. Yani en iyi fotoğrafı ben çektim. Kimsenin çekmediğini çektim falan gibisinden hava atma yarışları bunlar. Gibisinden gibisi yani. Ama işte göndermezsek de nerede, hani bu kadar size bütçe verdik demek ki harcamıyorsunuz. Harcamıyorsanız bütçeyi ufaltıyoruz diyor. Bence o bütçeyi orada bir kokoreççi açmaya harcasan Cenk'im, hem para kazanırsın hem de orada oradaki adamlar da, nerdler de bir iki lezzet görür diye yani düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bu Merkür'e yeni gönderdiğimiz aracın bütçesiyle buraya 600 ya da 700 tane falan kokoreççi açarım, onu söyleyeyim. Evet yani bence yapmalısın. Benden sana dost tavsiyesi. Ya. Yeah. Peki Cenk'im, başka haberin var mı yani hani Merkür dışında? Neydi bu göndereceğiniz aracın adı ne? Aracımıza işte ne isim koyalım falan filan şeyler. Ben dedim bari böyle Cenk olsun falan. Ahaha gülüştüm falan. Yine dedim Colombo diye gülüşüyorsunuz. He, Colombo diye bir dizi vardı. Colombo olsun dediler. Aa abimiz. Ondan sonra iyi o zaman Bepi Colombo olsun dedim. O ne demek yahu? Bir şey anlama gelmiyor ya, kafadan salladım işte. Bepi Colombo. He. Allah Allah. Happy Colombo mu desem falan dedim. Sonra Bepi Colombo olsun dedim. Kabul ettiler mi? Ettiler. Allah Allah. Çünkü çıkmak lazım. Saat 6'ya geliyordu. Tamam Bepi Colombo olsun dediler. Sizin orada işte, yediğiniz şeylerin içinde ne var Cenk'ciğim? Biz burada et gömüyoruz işte. T-bone'dur falandır filandır. T-bone'da biliyorsun kontrfile var bir tarafında. Öbür tarafında da antrikot var. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum Cenk'im. Görüşmek ümidiyle o zaman. İyi kardeşim. Selam söyle nerdlere. Hadi. Müebbet muhabbet.